Finans 26 ilde 39 şubesi ve 670 çalışanı ile faktöring sektörünün en kalabalık şirketlerinden bir tanesi. Sadece kalabalık ve yaygın olmanın yanı sıra aynı zamanda banka dışı finans sektörünün ilk Ar-Ge merkezine de sahibiz. Ar-Ge merkezine sahip olmak sayesinde geliştirdiğimiz skor kartı ile müşterilerimizden aldığımız başvuruları saniyeler içerisinde değerlendirip yine saniyeler içerisinde real time online müşterimize cevap dönebiliyoruz. Bu hem müşterimize anında ve hızlı kaliteli cevap verme avantajı sağlıyor. Hem de müşterimize her yerde dijital ortamda olsun, şubemizde olsun hızlı bir şekilde ulaşıp dönebiliyoruz. Her yıl yaklaşık olarak 70 bin farklı firmadan başvuru alıyoruz ve 35 bin farklı müşteriyle işlem yapmayı başarıyoruz. Yıllık işlem sayımız 120 bin civarında. Böyle baktığımızda da sektörün en fazla müşteriye ve en fazla işlem yapan faktörün şirketi olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Ar-Ge merkezimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekleniyor. Biz aslında kurulduğumuz ilk günden beri Ar-Ge merkezine sahibiz. Fakat bakanlık tarafından denetlenerek onaylı bir hale gelmesi 5 sene önce başladı. Ar-Ge merkezinde öncelikli olarak risk analizi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yani bize gelen başvuruların riskini ölçüp, risk değerlendirmesi yapıp müşterimize hızlı bir şekilde dönmek en önemli işimiz. Bunun yanı sıra müşteri analitiği üzerine de çalışmalarımız var. Burada değişik üniversitelerle işbirliklerimiz var. MEF Üniversitesi, Ödeyen Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi gibi, Koç Üniversitesi gibi üniversitelerle beraber projeler geliştirdik. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projemiz oldu. Üniversitelerle işbirliklerine çok önem veriyoruz. Çünkü bizim elimizde veri var. Gerçek hayatı biliyoruz. Fakat teknoloji devamlı gelişiyor. Onları takip etmekte zorlanıyoruz. Bu işbirliği bize bir sinerji sağlıyor. Hem hocalarımızla onların akademik gelişmelerinin bilgilerinden beslenmiş oluyoruz hem de onların bilgilerini gerçekten pratik hayata dökebiliyoruz. 5-6 yıl önce fintechler ilk konuşulmaya başladığında fintechler finans sektörünü disrupt edecek deniliyordu. Biz aslında bunun en güzel örneklerinden biriyiz. Çok genç bir şirket olarak 10 yaşımıza gelmeden sektörde müşteri sayısında, işlem sayısında açık farklı lider olmayı başardık. Bunu sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi de teknolojinin bize sağlamış olduğu hız ve kolaylıklar oldu. Fintech olmak demek aslında finansman hizmetini teknoloji vermiş olduğu avantajları etkin bir şekilde kullanarak sunmak demek. Ne yazık ki biraz karışıyor. Yazılım firmaları da fintech mi diye düşünülebiliyor. Biz gerçekten de teknolojiyi yapmış olduğumuz işe katkı yapacak, etkin bir şekilde katkı yapacak şekilde konumlandırmış durumdayız. Sadece teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak da yetmiyor fintech olabilmek için. Şirketin organizasyonundan rollerin dağılımına kadar, iş geliştirme süreçlerine kadar tüm yapısını, ürün geliştirme süreçlerini gerçekten bir IT şirketi gibi konumlandırması, agile dediğimiz çevik bir şekilde yazılım geliştirebilmesi, ürün geliştirebilmesi, müşteriyi dinlemesi, müşteriden gelen geri bildirimlerle ürünü sıklıkla yenileyebilmesi bir şirketi fintech yapan özellikler. Ben tam finansında bu özelliklere sahip olduğunu, bu anlamda biraz fintech gibi konumlanabileceğini düşünüyorum. Gerçekten de çok hızlı ürün geliştirebiliyoruz. Sektörde pek çok ilk ürünü biz çıkardık diyebilirim. Sektörde ilk ön ödemeli kartı biz verdik. Ar-Ge merkezinin bize sağladığı en önemli avantajlardan bir tanesi, müşterilerimizden gelen işlemlerin yaklaşık %70'ini insan eli değmeden değerlendirip sonuçlandırabilmek. Olumlu ya da olumsuz müşterimize saniyeler içerisinde dönüyor olabilmek çok önemli bir şey. Müşterimiz bir de başvuruna vakit kaybetmiyor. Bu aslında bizim daha çok başvuru almamızın da önünü açan unsurlardan bir tanesi. Müşteri odaklarımızdan bahsetmiştim. Tabii ki müşterinin yanı sıra insan olarak ikinci faktörümüz de çalışanlarımız. Onlar da bizim göz bebeğimiz. Onlar müşteriye ulaşmak için en önemli araçlarımız. Çalışanlarımızın da gelişimine ilk işe başladıkları günden itibaren çok önem veriyoruz. Burayı bir okul gibi görüyoruz. Bir taraftan oryantasyon programı, koçluk, onların gelişim sürecini yakın takip etme sistemi mevcut. Öbür taraftan da hiçbir ön koşul ve engel olmaksızın aslında kolayca terfi edebilecekleri, yukarıya çıkabilecekleri bir sistem kurduk burada. O yüzden resepsiyonist olarak girmiş, uzmanlığa terfi etmiş arkadaşımız da var. İşe başladıktan 4 ay sonra uzmanlığa gelen arkadaşlarımız da var. Tamamen kazan kazan üzerine kuruldu. Sadece performans ölçmüyoruz, çabayı da ölçmeye gayret ediyoruz. Onların gelişimine yatırım yapıyoruz. Yönetici adayı geliştirmeye çalışıyoruz. En büyük hayalimiz yıllar sonra tam finans okulundan mezun oldum diyen genç arkadaşlarını değişik şirketlerde çalışıyor olması ve bizi böyle güzel bir şekilde hatırlıyor olması.